Adıyaman Belediye Meclisi tarafından alınan bir kararı değiştirerek sahte bir meclis kararı hazırlayan kalpazanların foyası ortaya erken çıktı. Adıyaman Belediyesi Meclisi tarafından 2019 yılında alınan bir kararın bazı kişiler tarafından değiştirilerek sahte bir meclis kararı hazırlandığı ifade edildi. Necati K. adında kişi tarafından hazırlanan sahte meclis kararıyla bu taşınmazlığın Hasan Ö isminde bireye satılmaya çalıştığını da belirten yetkililer, Karatepe'nin bu satıştan Hasan Ö'den 371 TL para aldığının tespit edildiğini belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi. Adıyaman Belediyesi'nin bilgisi dışında Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 446 ada, 19 parselde kayıtlı 12.517 mm² imar planı ve imar parselinin alınması, hak sahiplerine Hasan Ö adına 3000 metrekare olan taşınmaz malın üzerinden imar planlaması, 2600 metrekare hak sahibi 400 metrekare belediye imar planına dahil edilmesi, dahil edilen 400 metrekare Altınşehir imar planı dahilinde hak sahibine verilmesine, imar planlama ve imar parselinde hak sahibi olan Hasan Ö tarafından belediye döner sermayelerine vergiler dahil 17.780 bin olarak ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir şeklindeki kararın birilerin tarafından sahte olarak düzenlenerek 16.08.2019 tarih ve 552 nolu meclis kararı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Belediyemizin 2019 152 nolu meclis kararı konusu Dayanışma Vakfı'na ait yer tahsisi ile ilgiliyken sahte olarak düzenlenen imar konulu meclis kararında ise belediyemiz kayıtlarında başka meclis katip üyelerinin isimleri olmak üzere belediyemizin mührü ve meclis kararının şablonu ile dahi uyumlu olmadığı gibi aynı zamanda tarih, sayı ve içerik yönü ile ilgili gerçek meclis kararıyla herhangi bir benzerliğin olmadığı görülmektedir. 4.07.2019 tarih ve 152 nolu kararının gerçeğinde meclise meclis başkan vekili Tayyip D'nin başkanlık ettiği yazılıyken sahte kararda ise meclis başkanı Süleyman Kılınç yazıldığı, diğer önemli hususlar ise sahte meclis kararında katip olarak Mehmet T. ve Rıza Y. isimlerinin yazıldığı, oysa 37 belediye meclis üyesi arasında bu isimlerin meclis üyemiz bulunmamaktadır. Art niyetli kişi veya kişilerin yanlış amaçları için hazırlandığı düşünülen ancak kimin tarafından düzenlediği bilinmeyen 16.08.2019 tarih ve 152 nolu sahte meclis kararının hiçbirine kurum tarafından dikkate alınmaması ve tespiti halinde ise gerekli yasal işlemin yapılması hususunda kamuoyunun bilgisine sunarız.